Merhaba arkadaşlar, benim hocam da yeni bir ders, yeni bir video, yeni bir konuyla tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu dersimizde Hazreti Peygamber'in örnek davranışlarından hakkı gözetmesindeki hassasiyetini sizle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in dost doğru olması ve insanlar arasında adalet tesis etmesi emri gereğince, bu önemlidir arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bir önceki dersimize ifade ettiğimiz üzere gönderiliş amacı yeryüzünde hakkı ve adaleti tesis etmekti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz insanlar arasında ayrım yapmaksızın ilahi emirler doğrultusunda hareket etmiştir. Yani Peygamber'in hayat felsefesi, hayat düsturu hep bu olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toplum huzuru gereğince adaleti en temel ilke olarak görmüş. Ve bu adaleti uygularken makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık bağları gözetmeksizin hak sahiplerinin hakkını vermiştir. Burası önemlidir arkadaşlar. Toplumumuzda insanlar adaleti yerine getirdikleri iddiasında bulunurlar. Burada ölçüdümüz şudur. Adaleti yeryüzünde hakim kılmak isteyenler bunu gerçekleştirirken makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık bağları gözetmeksizin hakkı yeryüzünde hakim kılmak üzere gayret göstermeleri gerekiyor arkadaşlar. Bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı, püf noktası. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaleti yeryüzünde hakim kılmak üzere ortaya koyduğu davranışlar onun peygamberliğinden sonra ortaya koyduğu davranışlar değildi. Peygamberlik göreviyle görevlendirmeden önce de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak sahiplerinin hakkını korunması, mazlumun yanında olması adına Erdemler topluluğu Hılf-ı Fudul'a katılması önemli bir örnektir arkadaşlar. Tekrar ifade edelim. Peygamber Efendimizin hak ve adaleti yeryüzünde hakim kılma arzusu onun peygamberliğinden sonra ortaya koyduğu bir davranış değildir arkadaşlar. Peygamberliğinden önce de peygamberin hayat düsturu buydu. Bu yüzden arkadaşlarla birlikte Erdemler topluluğu Hılf-ı Fudul'u kurmuş ve o topluluğa katılmıştır. Ve peygamberliğinden önce yaptığı bu davranışı peygamberliğinden sonra da savunmuş ve arkasında olduğunu ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. Bir toplum unutmayalım ki sevgiyle karşılanır, adaletle ayakta durur, adaletsizlik ve hukuksuzluk toplumda huzursuzluğa yol açar arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, hakkı gözetmek, adil olmak ve hak sahibine hakkını vermek demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak sahibinin hakkını alması konusunda dikkat eder. Bunun yanında önemli bir nokta arkadaşlar, zayıf ve güçsüzlerin, çocukların, yetim ve yoksulların haklarını korumasına daha titiz davranırdı. Çünkü bunlar toplumda haklarını koruma konusunda diğerlerine nazaran daha az güce sahip olan kesimlerdir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz bunların hakkını koruması konusunda daha hassas davranmıştır. Buna dair örnekler arkadaşlar, Ebu Hadrat adlı sahabi bir Yahudiden borç almıştır. Ancak Hadrat söz verdiği süre içerisinde borcunu ödeyememiştir. Bu sahabi borcunu ödemek için alacaklılardan süreyi uzatmasını istemiş. Adam buna razı olmamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar olunca Ebu Hadrat'ın elindeki bazı malzemeleri satarak borcunu ödenmesini, alacaklıyı mağdur etmemesini istemiştir. Yine mahzun olanlardan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir aracı göndererek kadını affetmesini ister. Bu iş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği bir kişi olan Usame'nin yapabileceğini düşünürler. Yani aracı gönderirler Usame'ye Peygamber Efendimiz'e bu teklifte bulunması için. Sonra durumu iletmek üzere Usame'yi Peygamber'e gönderirler. Usame gelip durumu anlatınca Hazreti Peygamber üzülür. Hatta çok sinirlenir. Ayağa kalkarak şunları söyler. Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı bir kişi hırsızlık yaptığında ona dokunmaz. Zayıf bir hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a yemin ederim ki değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa onun cezasını verirdim buyurmaktadır. Evet arkadaşlar, bu Peygamber Efendimiz'in son sözüyle birlikte bugün konumuzu da bitirmek üzereyiz. Bir sonraki derste tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.